Böyle bir mekanda
geceleri orada. Üstünden sıcak sular dökülecek kavram elbette ki mümkün değil. Bu yüzden cehennemden çıkmak için kapılara doğru koşacaklar. Fakat başaramayacak. Her yoldasından buna ilgili melekler kendine dövüp burada hakaret ederek geri çevirecekler. Tatacaklar cehennemi yakacağı zaman. Çünkü dünyada iken muhakkak etmişlerdir. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu aklı kullanmak, ilahiyi kullanmak. Hidayet kurularını gösterdi Allah'ın içerisinde. Peygamberler buydu, kitap buydu. Asya'da son peygamberler, son kitap buydu. Dinlemedi. Kendiye tabi tuttular. Başka susuz bıraktılar. Çöller üstüne Müslümanları yatırdılar. Üstüne taşlar koydular. Zaten güneş altında nefes alma tarzı. Bir de göğüsleri nefes alamasın diye kayalar koydular. Ağızlarının kenarından yere su döküyorlardı da bir yudum Müslümanlara içiyorlardı. Allah'a söv, sana su var diyorlar. Müslümanların konuda mağdur olanı, kediler, köpekler öldü. Müslümanların çocukları öldü. Ağaç kaplıklarını, yaprakları bitirdiler, yediler. Yiyecek bir şey vermiyor. Bu kafirler çok acımasız insanlar. Çok merhametsiz insanlar. Ne kadar suç, o kadar ceza. Allah da bunlara acımıyor.
Övgüye layık olan Mahmud Kur'an, Sırat-ı Müstakim'e, başını peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin çektiği yollara. Dünyada sohbet ettikleri alimlerin, velilerin, müşriklerin, kamillerin meclisine ulaştırılır. İşte sen köşkün budur, şu kadar da sana cennet verilmiştir, burada yaşa denmiş. Canlar istedikleri zaman ziyarete gidecek. Babalarını, dedelerini, akrabalarını, hocalarını, belki peygamberlerin gidelim peygamberimizi ziyaret edelim diyecekler, isim verilecek inşallah. Bugün Hazreti İsa'yı ziyaret edelim diyecekler ve gidecekler inşallah. Bugün Hazreti Musa'yı, bugün Hazreti Musa'yı ziyaret edelim. Mümkün değil. Cennetten mahrum bir konu elhamdülillah. Ve hudu bundan hemen hidayet olacak. Yorgunluğunda kılavuzlanacaklar. Her türlü en güzeline, en hoşuna, en tatlısına ulaştırılacaklar. Hem de aziz, bir duman, övülen Allah Celle Celaluhu'nun yolunu. İlerlesine kadar ancak hiç ömrümüz asla ve katla tehditte düşmedik ki kafirlere gelince ona. Sadece kendilerine tekabül olmuşlar, yetmemiş. Bir de üstelik başkalarını da küfre çevirmişler. İslam'a giden yola engel olmuşlar. Veya sokuyor mu? Sen çekmiş, mani olmuş, engel olmuşlar. Ansın tebliğ ile Allah'ın yolu. İslamiyet'le kavga var. Dinle şeriatla kavga var. Onu yok etmek için mücadele ediyorlar. Boyunun uzuna bakmıyor zavallılar. Ve mescid-i haram, mescid-i harama engel olmuşlar. Bir önce görmüş olduğumuz sure Necce suresiydi. Sevgili Peygamberimizin 1400 yılında 1500 kişiyle Medine'den Mekke'ye herkes açık olur. İbadete gittiğinde nasıl yine gurur ve kibire düşerek Peygamberimize engellediklerini görür. Hudeybiye Barış anlaşması yapılmaya nasıl onu icbar etmeye görmüştür. Allah'ın mescidinden insanları engellemeye hiçbir hakkı yokmuş. Üstelik Kureyş'te çevre insanlarla Allah'ın mehline gelen hacıları, ziyaretçileri yedirmeleri, içirmeleri, rahat ettirmeleri sebebiyle hürmet görüyorlar. Kendileri bununla izzet ve şeref duyuyorlar. Nereye gitti bu izzet ve şeref? Bir gurur ve kibir adına teslim ediyorlar. Allah camiyle de savaşır. Camiye engel olur. Yapılmasına izin verilmez. Yapılanların da yıkılmasını ister. Ahır yapılmasını ister. Hapishane yapılmasını ister. Allah düşmanı olmasının alametidir. Maalesef bu toprakta bir zaman böyle Allah düşmanlarının elinde kaldı da nice camiler ahire çevirdi. Nice camiler satıldı. Hala nice camiler var bu memlekette, içinde var, hakkı olmuyor. Allah ümmet gibi onları da kurtarsın inşallah. Cami düşmanlarımız. Şuraya bir cami yapalım, İlgeç Mahallesi'nde sen hayat atalım, hayır olmaz. Niye olmaz? Görüntüyü bozulur. Allah size canınızı almasın ve hidayet etsin. Sıra eylesin. Aslında cevap düşmüyor.
Ejderhından
onun yollarına gitti. Bizi mahveden onlardır. Kendi evlatlarımızı, kendi yurdumuzda gavurun askeri haline getirdiler. Kendi milletine karşı savaşlar. Kim var bunun arasında? Kafirler. Allah'ın yolunda engel olur. Mescitlerden insanları çevirenler. Hani bir zamanda düşünseler ben bir daha elhamdülillah bu mutlu şükür. Rabbim o günleri gösterir. Her gün televizyon arkadaşlar. İrtica şuraya girdi, irtica buraya girdi, irtica şuraya girdi. Kafamız sattı. Nerede bir başörtülü kız görseler, irtica. Nerede bir sakallı adam görseler, irtica. Nereye namazlı abdest bir adam tayin ettiler, irtica. İrtica. İslam diyemiyorlar. İslam dese Müslümanlar uyanırlar. İslam'ın adını irtica yapmadılar ve onunla mücadele ediyor. Televizyonda haber geliyoruz. Adam çarpıyor. Köpürüyor. Ve biz de öğretmenle faizlik var, yazarlık var. Memlekette ne oluyor ne bitiyor biraz programları izlemek zorundayız. Ve öyle serserilerde maalesef saatlerde izlemek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ya arkadaş diyor. Bizim zamanımızda böyle beş vakit namazı talep eden akıl bedeli diyor. Ben bu ülkenin korku yapmadım. Cuma namazı saati geldiği zaman bütün üniversite namaza gidiyor. Beş vakit namazı kılanlar bu kadar çoğalıyor. Nereye gidiyor bu ülke? Ulan o sizin namaz abdestinde ne işiniz var? Camide ne işiniz var? Bizim zamanımızda böyle miydi ya? İrtica geliyor, irtica. Ben korkuyorum diyorum. Namazlar, abdestler, gençlerin camiye gitmesinden korkuyorum. Hatırlar mısınız? Lisede bir talebeyi başlarında öğretmen din dersinin tatbikat projeleri var. Camiye götürürler, gençlerden filan. Camiye götürürüz. Müfredat programında olduğu halde bakanlık emretmiş, kendisi programı koymuş, müdürü imza atmış, tasdik etmiş oraya. Programlarda bunu görmüş, koşa televizyona çekmişler, akşam flaş, irtica olmadır mı? Talebeler camiye gitmiş. Maalesef bir şey var. Allah'ım. Ulan bu babayız ya. Gavur memleketi de burası. Siz Avrupa'da hiç diye giden çocuk görmedi ya. Sizin çocuklarınız da gidiyorlar. Nereden türedi bunlar? İşte bunlar var ya bunlar. İnnet ezeli kâbı, kâfirler veya şükürün asemiydi. Allah'ın yolunda engel olanlar. Ve mescid-i haram, mescid-i harama ve cümle mescidlere yolunu kapatır. Onlara gitmesini engelledi. Sitere suresinde beyan olduğu gibi mescidi imar etmek yerine haraba haline tahrip eder. Mescidi imar edene Allah ahirette köşkleri söylemez. Mescidi imarın iki şekli var. Bir, para vardır, mescid yaptırır. Sığırcık kuşunun yuvası kadar olsun mescid yaptıran Allah cennette bir köşk verir peygamber. Paranız varsa münasip geleceğim. Hem de birleştirin, güzel mescidler yapılıyor. Daracık, efendim babasız, iyiyeden sıkışmış değil. Gücümüzü birleştirip geniş geniş yerlere güzel güzel inanılmazlı camiler yaptı. Bu maddi imandı. Bir de manevi imar var. Manevi tamiri var. Maddi tamir yaparsın veya yıkılan yeri varsa eski evin önüse
tabir ederse, onarırsa o da bir maddi tabirdir. Manevi tabiri onarması ne demektir? İçine gelip namaz kılmak. Caminin içine gelip sadece namaz kılmak değil, boş vaktinde orada oturmak, namaz kılmak, Allah'ı zikretmek, açık bir kitap okumak, varsa bir ilim meclisi katılmak, varsa bir konuşan, ilim anlatan hocayı dinlemek, bunların hepsi mescidin tamiridir, manevi tamiridir. Sizin şimdi şurada gelip oturmanız bu mescidi ihya etmek, tamir etmek demektir. Çünkü siz Müslümanlar bu mescide de gelmeseydiniz, bu mescidin ne kıymeti olurdu ki ya? Orada gelip oturmanız, burayı imar etmeniz demektir. Müslüman bunu yapar. Ama gavur ne yapar? Buranın yollarını yani şu yerini efendim zincir vurup kapatmaz. Ya buraya gelmemeniz için elinden gelen din ile iman ile mücadele yapamaz. Usturuklu da camiye gitmeyi demez. Ama camiye gitmemenin bir yolunu açar. İşte bunlar. Ve Mescid-i Haram, Mescid-i Haram'ın engellemedi. Cami'l-Nas, biz bu Mescid-i Haram ki yapmışızdır onu. Lillâs insanlar için sevâfenin âk-ı kubiyy ve bâh. Bu Mescid-i Haram'a ister yeni olup içinden doğranlar gelip ibadet etmek için, isterse dışarıdan gelip ibadet etmek için gelmek isteyen bu insanlara mani olur. Bu kadar sözden sonra şöyle de söyleyeyim. Hacca gitmeyi yasaklamak işte budur. Ama bugün olduğu gibi hacca gitmek yasak değil de herkese hacca bırakırsanız İslam'da ibadet yapmanın olduğu kota koyun. Yani şu ülkeden bu kadar, bu ülkeden bu kadar hacı gelsin yoksa insanlar ölür İslam'dan diye kota koymak inşallah bu hükmün dışında. O kotayı koyanlar da gerçekten ihtiyacı iyi tespit edecekler. Yoksa niyetlerinden Mescid-i Haram'ı engellemek varsa Allah kalplerindeki niyeti biliyor. Mescidlere hem orada olanlar yerine hem de dışarıdan ziyaret için gelenler Mescid-i Haram'ı. Mübarek insanlar, güzel insanlar. İşte kâbül hep buna denir. Ve men yürür fihi bi ilhâden huzurdun. Her kim orada zulmeder. Zulmeder. Ve bi ilhâd ilhâd. Hak'tan batıla sapmak dinsizdir. Kim bunu muradına isterse ve ben bu ülke orada bu mescidin bulunduğu yer bir ilhamı kafirlikle, zındıklıkla, sapıklıkla, haktan batılı meyillikle bir zulmükle, zulmükle alınır. Küfür, ilhak, dinsizlik, Allah'ın şey koşmak, zulmükle alınır. İnna zulme, inne şirke, la zulme siz bir şüphesiz şirk, Allah'a mutlak koşmak en büyük zulüm. Zulüm nedir? Adaletin zıttıdır. Adalet nedir? Bir şeyi münasip bir yere koymak, hak ettiği yere koymak. Allah birdir, hak ettiği budur. Allah'ın yanına bir ilah daha, bir tanrı daha, bir tanrı daha koyarsanız, tanrıları Allah seviyesine getirir ve ona ortaktır derseniz, bu zulümdür ve bu Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. Adaletsizliğin en büyüğüdür. Kim bunları yaparsa nuzihu biz ona zevk ettiririz. Zevk Arapçadan Türkçe'ye gelmiş. Hala kullandığımız bir kelime tattırırız demektir. Neyi? Min azab-ı elim, elem verir, acıtıcı, can yakıcı bir azabı tattırır. Bu can yakıcı azabı
Sonra kafasından aşağı kaynar sular dökülüyor. Sonra elinde kamçılar var kafasından, elleri kesilir, patlatıp cephende dayak atılır. Sadece bir yanmak da yetmez. Onlara çekin, çekin, asıl vardır. Değil mi ki Allah'ın kerettiler? Değil mi ki İslam'la savaştılar? Değil mi ki Mescid-i Haram'dan engellediler? Değil mi ki Allah'ın dinden malum mescidlerin haram olmasına çıkar? Unutulur. Hiç şükürler olmasın. Ve iz, ama onun tam tersi adı. Hatırlıyor. Bir zaman İbrahim'e İbrahim'e mekan beyt. İbrahim'e aleyhisselam beytin yani Mescid-i Haram'ın Kabe'nin yerini gösterdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın macerası bilirsiniz. O İsmail dünyaya gelince Aşağı inme mıntıkasından Seyyid Ali bile göçmek zorunda kalan
olması ve Peygamberimizin o sürelerde asırlar sonra bir Arap olarak dünyaya gelmesi İbrahim'in olmadı lazım. Hepsine selam ve selam. Sonra İbrahim Aleyhisselam birkaç defa çaktırmadan o topraklara gitti. İbrahim uzakta gördü. İşte İsmail. Kontrol etti. Haline baktığının iyi olduğunu gördü. Sonra bir başka gelişlerinde tanıştılar. Ve orada Allah Kabe'nin yönünü gösterdi. O Kabe ki dünya su gibi yaratılmışken köpük gibi yeri tespit değil. Allah biliyor, meleklerde de bize düştü. Kabe'nin olduğu yeri İbrahim'e gösterdi. Allah ve İspanya bir zamanlar dalga göre yıldırdı. Dalgayı değiştiriyor. Onun kendini biraz neşelendirmek istiyor. Ve İbrahim'e
Allah benim. Zeliçe ayının yaklaşık. Zeliçe ayının birinden onu mübarek, ilk onu çok mübarekti. Oruç tutup, geçinleri zikre, Kur'an okumaya, sadaka vermeye, çok edin. Yaklaşıyorum bunlara. Ve bu ay, Zeliçe ayının 9. günü Arafa, 8. günü Mina, 9. gün Arafa, 10. gün tekrar Müzdelifle Mina, şeytan taşıma ve Beytullah'a tavaf etme. Sonra 3 gün tekrar taşlamak için Mina'da çıkma. Bunlar belli günlerdir ve bu belli günlerde belli ibadetler yapılacak. Bu Allah zikredilecektir. Bir eylem yapalım. Ana Rabbimiz'e bakın. Sesini sıklandırdığı için Rabbimiz'e bunu yapmayız. Bir de bilmemizden al. Evimizde boyun, keçirmesi, evet. Canımızda vallahi size her gün bir nimetlerle rızıklandıran Allah'a bakın. Ve kulu bilha yiyin siz onlardan. Ve asıl Allah'a sen fakir. Kendisini fakir olup ettirir. Fakir. Efendim benzerler. Ben de onların dedi. Yani bu evlenmeyi olmasaydık ya, koyun, keçisi, deve, bunların yuvarlar kesir. Siz de yiyin. Bayisi de yedirin, bayis. Bu usyanın, bu açlık, perişan, zahir, kılır, dünya hakkında benimden, ben senden, ben de olan fakir değil. Eğer fakir ise, fakirdir ama elbisesine dikkat eder, yemesine dikkat eder, benzine dikkat eder. İnsanların arasına çıktığı zaman yüzüne baktığında bu adam zengindir dersin. Bu adam ihtiyaçsız dersin. Yani fakirliğini Allah bilir, kendi bilir, insanlara bildirmez. İzzetini ve şerefini korur. Müslümanlara da yedir. Başka bir fakirliğe korkuyor. İyi günler. Sonra ya Abdülhamid'in kadını. Sonra İran'a gelmişler ya hocalar. İran'da tırnak kesme yok, saç kesme yok, kapalama yok, cinsel ilişkiler yok, kalma yok, kötü söz yok. Tabi insan terliyor, kirleniyor, tırnaklar uzuyor, saçlar uzuyor, yırtlar uzuyor ama bütün vaktini ibadetle geçirmiş, kendinden geçirmiş bir insan mahvedilir. Ne zaman ki işte Arap'tan müjdeleri bildiniz, taşınız topladınız, bineye geçtiniz, cevherlere hakkı verildiğiniz yerlere şeytan taşlanacak mekanda, şeytanla taşlanacak, ibadeti bitirdiniz, kurban ekesin, tıraş olun, ihramdan çıkın, yıkanın, temizlenin, tıraş olun, tırnaklarınızı kesin. Allah Celle Celaluhu'nun nimetten tekrar edin. Kirin gider, vakıf olur ama bu arada nesillerinizi, anahtarınızı yerine getirin. Vakıf olur, bilmek hatim, bu çok eskiden ve bağlan, kadim nefsi, tavaf edin, çok çok tavaf edin, tavaf. Çeşit çeşit kumret tavaklara var mesela ibadet. Lâin bu nedir bu ey Müslümanlar? Ömer ve Asr'ın kurum vahyında kim Allah'ın hürmetlerine yani din adına korkuya koymuş saygıdeğer kıldığı aziz şeriatını tazim ederse ona saygılı ve hürmeti de alırsa ve o hayrına kendisi için hayırlıdır. Bu dine olan, şeriatı olan tazimi, tazim ne demek? İman edip yerine getirmek gerekiyor. Onu yaptığı zaman ölümünü, mükafatını Allah hakkında fazlası yapılacak. Ve o kitlerden olur en ve sizlere en yani evcil hayvanlarını sistemizeydi. Koyun keçisi ve verebilse en ağam iddianın olduğu haram kadınlığınızı size bildirilenler varmış. Bu da putlara hayvan kesiyorlardı. Estağfurullah. Hayvanlar Bismillah diyerek keser. Bunun kurusu bir şey olmaz. Ama bilerek çekilmezsen ne şunu diyemez. Beşler bunu bir şeyler yaparsan öyleyse putların bu pisliklerinden kaçar.
yapmış oldukları putlar bile pislik dinler, inançları da İslam dışında kalan bütün batı dinler, ilkeler, ideolojiler birer pislik dinler. Beşlenin bu istinad edin, yani kaçının bundan. Beşlenin bu kavramı bu, yalnız gönderler. Onun için Beytullah maddi manevi bir kısmının farklarını görmek için kardeşler Müslüm'ü ortada. Allah her isteyen oraya gitmeyi nasip eylesin. Efendim ama ticarette gidiyor buraya. Para getiriyor, döviz getiriyor, reçel getiriyor, satıyor. Baba serbest diyor bu. Ben de boş olsun. Allah ne diyor? Maddi manevi her dünya vardı. Orada yaşamak için. Allah helal kılıyor. Sen mi para kılıyorsun? Adam ticarette gidiyor. Aynı zamanda ibadet ziyinde getiriyor. Hayır mı yok? Cahil adam. Neyi kılıyorsun sen? Neyi kılıyorsun sen? Adam kasap olarak gidiyor. Kasap olarak vazifesini yapıyor. Şoför olarak gidiyor. Şoför olarak vazifesini yapıyor. Aynı zamanda Kabe'yi tavaf ediyor. Hac da yapıyor. Tüccarla bağlantı kuruyor. Akitler yapıyor. İthalat, ihracat işlerini düzenliyor. Hepsi helaldir. Ve üstelik hac, dünya çapında bir kongredir. Siyasi bir kongredir. İktisadi bir kongredir. Kürtüler bir kongredir. Müslümanlar toplanır. Meselelerde harbi fast ettikleri, çözüm buldukları yerdir. Orada bunu yapmaya çalışsın da ne yapar? İslam, ahiret dini olduğu kadar dünya dinidir. Fert dini olduğu kadar toplum dinidir, devlet dinidir, hukuk dinidir, eğitim dinidir. Postun başına çek, postun din değil. Postun yeri ayrı, hukukun yeri ayrı. Bir daha yok.